Taksi lazımdır abi. Yolla, bir taksi yolla. Gönlüm eğlensin, gezip yollarla. Herkes bir taksi bekler. Akasya yollar, sarı melekler. Taksici kazla biraz, acilem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Taksici solla biraz, acilem var benim. Geç kalmayı hiç sevmem, hizmet beklerim. Yolla, bir taksi yolla, yetiştir beni. Şoför bey hızla. Taksi bekler, Akasya yollar, sarı melekler. Buyurun Akasya durağı. Anlaşıldı efendim. Hemen gönderiyorum. Biraz hızlı gidebilir misiniz şoför efendi? Ayıp ettin abla. Tek rakibim var, o da Türk Hava Yolları. Taksicilik zor iştir da, çeşit çeşit insanla muhatap olaysın. Atla anneciğim. Kiminin parası, kiminin ayır duası. Taksici gazla biraz, acelem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Üstü kalsın şoför bey, neredeyse geldik. Lütfen sağdan ineyim, trafik müsait. Yolla, bir taksi yolla. Bırakma beni, şimdi yollarda. Akasya yollar, sarı melekler. Yolla, bir taksi yolla. Yolla, kaldık yollarda. Solla, taksici solla. Solla, kaldık yollarda. Bereket versin efendim, yine bekleriz. Geldim, geldim. Aman günaydın benim tatlı kızlarım. Günaydın. Günaydın. Günaydın baba. Günaydın baba. Öpsünler bakalım babacıklarının yüzünü bakalım. Öp bakalım. Öp, öp, öp. Seni öp bakalım. Muah. Ne kadar güzel, ne kadar güzel tatlı kızlarım. Vallahi kıskanıyorum artık ya. Varsa yoksa ikizlerin. Beni hiç sevmiyorsun baba. Kızcağızım sen kazık kadar oldun. Seni kocan sevsin, tamam mı? Aşk olsun ya, insan hiç kızına kazık der mi? Canım şaka yaptım, sen de alınmaya yer ararsın. Gel bakalım, gel gel gel. Aman da şeker kızım benim, koca kızım. Aa, ben de kıskanırım ama. Safiye, ben tatlı üstüne ekşi yemem. Aa, Osman, benim de yanaklarım tatlıdır. Bak ne kadar güzel, ne kadar güzeller. Yani ben kendi yanağımı kendim mi sıkayım? Tamam, tamam, hadi evimin direği. Osman baba! Osman baba, başımıza gelenler baba. Çok kötü bir şey oldu baba. Ne oldu be? Şehre kurtlar mı indi? Safiye çabuk tüfeğimi getir hadi bakalım. Ya babacığım bu mevsimde şehre kurt iner mi hiç? İnmez mi? Safiye otur o zaman, inmez mi? Baba, arabayı çalmışlar. Taksi yok baba, taksi gitmiş. Nereye gitmiş, nasıl gitmiş, kim getirmiş? Ya babacığım uyanamadın galiba daha. Taksi gitmiş diyorum sana, çalmışlar diyorum sana. Safiye tüfeğimi getir. Ne, hepsini mi çalmışlar? Yok babacığım. Şimdi yarısını, daha sonra yarısını çalacaklarmış. Baba Üsküdar'da sabah oldu. Taksiyi çalmışlar diyorum. Aa, öyle mi? Hırsızlar kaçmadan yakalayalım Safiye. Hakikaten taksi gitmiş, baksana. Ya baba sana yalan söyleyecek halim yok ya. Gözü kör olası hırsızlar. Taksimizi çalmışlar haydi. Boş ver babacığım, artık giden gitmiş. Oo, atı alan çoktan. Üsküdar'ı geçti Osman. O zaman Üsküdar'a gidelim ayrı. Ya ne Üsküdar'ı babacığım ya. Biz bunun üstüne bir bardak su içelim. Su. Hay Allah ya, gözü kör olası hırsızlar. Görür müsün taksimizi çaldılar. Ne yapacağız biz şimdi? İnsan insana bunu yapar mı be? Ah ah, gitti koç gibi, aslan gibi. Ekmek teknesi taksimiz gitti. Ben kocasız yaşarım ama ekmek teknesi taksimiz olmadan yaşarım.
acıyorum. Ay anneciğim lütfen ağlama. Bak ben çok üzülüyorum ya. Hadi gel içeri gidip elinizini yıkayalım. Biz hırsızlar. Neden bizim taksimizi çaldılar? Onun yerine Osman'ı çalsalardı ya. Hadi gel. Ali, görür musun? Annem üzüldü de kafayı yedi. Abuk sabuk konuşur. Ne yapacağız şimdi peki? Baba, bence polisi arayalım. Doğru. Al bu tüfeği. Ver telefon numaramı bakalım. Güzel kız. Esmer şeker. Sana bir şey soracağım. Efendim buyur dede. Ben senin deden değilim ama. Ay alındın mı amca? Amcan da değilim olsa olsa. Abin olurum senin. Aman be öf. Ben sana bir şey soracağım. Emek sinirlenme. Bu yol Boğaz'a gider mi? Düz devam edin beyefendi. Ama ben yalnız bulamam buraları. İyisi mi? Sen de gel benimle beraber. Hem yolu tarif edersin. Hem de biraz Boğaz havası alırız. Hem bir daha kuklaşırız, anlaşırız seninle. Tamam mı? Ne diyorsun be yürü git. Pis sapık. Yaşından başından da utanmıyorsun. Doğru yaşındayım be. Gel babacığım gel. Geç otur şöyle. Nereye? Rabbime isyanım var yani. Bütün dünya birleşmiş sanki Osman Aga'yı öldürmeye çalışırlar kardeşim. Baksana kederde sabahleyin tıraş bile olamadım. Hayırdır Osman ne oldu ya? O mendille başım mı ağrıyor? Yok be kardeşim keşke başım ağrısa da başıma bunlar gelmeseydi ya. Ağam bebelere bir şey olmadı değil mi? Yok bu sabah taksimi çaldılar. Uy bak şu işe ya geçmiş olsun Osman babacığım. Geçmiş olsun ağam ya. Ne adamlar var ya. Hem de bahçeden çaldılar ha. Olacak iş değil ya. Vallahi adamlar çok profesyonelmiş. Hiçbir şey duymadık. Osman'a görün arabasını çalacak adamın. Sinkaf. Pardon. Saygılar bize. Senin de saygına sinkaf. Ya her yerde kamera sistemi var. Yine de adamlar çalıyorlar ya. Ben mahvoldum, mahvoldum. Arabam olmadan ne yapayım kardeşlik? Ailece yapısımız yani mağdur durumdayız. Acaba düşünürüm de derim ki yine ben pehlivanlığa mı başlasam bile? Ya Osman ne diyorsun oğlum sen ya? Hemen kaptırma kendini dünyanın sonu değil oğlum. Bak buradaki taksilerin hepsi biraz senin malın ya. Ya Allah'ım. Polise haber verdin mi? Evet. Kumserime telefon ettim bugün ama gideceğim şimdi dilekçe de vereceğim. Tamam oldu işte. 2-3 gün içinde doğru dürüst iyi bir haber, seni mutlu edecek bir haber gelir. Osman Aga, bence bu adamlar senin arabayı 1500 parçaya ayırmışlardır yani. Arif ya, sen de yangına körükle gitme oğlum ya. O arabaya bir şey olmaz. O araba bulunacak, göreceksiniz. Rabbime dua ederim. O arabanın parçalarını bile birleştirsin, yine bana geri versin ya. Abi ya, sen bu sıcakta o simsiyah takım elbiselerle nasıl duruyorsun ya? Ben bu halimle şapır şupur terliyorum ya. Yok koçum, biz alışığız. İşimiz gereği böyle giyinmek zorundayız. İşiniz gereği mi? Pardon yani sorma sahiptir. İşiniz nedir? Devlet memuru musunuz? Öğretmen misiniz? Nedir nedir yani? Boş ver koçum. Fazla merak cildi bozar. Sen şöyle yoluna devam et. Tamam abi. Ben de hani bir muhabbet açayım dedim ama anlaşılan senin pek niyetin yok. Çünkü laf ağzıma tıktın yani. Ne yaptınız koçlar? Bugünkü yarış için hallettiniz değil mi? Evet patron, aynen hallettik. Ben jokeylerle konuştum. Ufak bir meblağ karşılığında hepsi bizim atlara yol vermeyi kabul etti. Daha doğrusu kabul etmek zorunda kaldı. İsterlerse kabul etmesinler. Yoksa bundan sonra ata değil, midilliye binerler. Sen ne yaptın koç? Abi ben de at sahipleriyle konuştum. Sesimiz çıkartan olursa onu kendi atının arkasına bağlayıp turistik bir geze çıkaracağımı söyledim. Hepsi tamam dedi. Altılının bütün ayaklarına birer eşek seçtiniz değil mi? Hepsi belli patron. O zaman arayın bizim zibidiyi. Seçtiğiniz eşeklere göre altılıyı hazırlasın. Telefon abi. Buyur abim. Dile benden ne dilersen. Koçum babanın bir emri var.
Müsait misin? Baş üstüne abi de şu an müsait değilim. Taksideyim. İnip hemen arayayım abi ben seni? Biraz çabuk ol. Biliyorsun patron fazla gecikmeleri hiç sevmez. Tamam abi hemen hemen. Koçum şöyle müsait bir yerde indirsene beni. Tabii. Burası iyi mi abi? Çok iyi çok iyi. Borcunuz ne kadar? Borcunuz 8 liraysanız yeterli abi. Al şu 10 lirayı koçum. Üstü kalsın. Eyvallah abi sağ olasın. Allah Allah. Sanki 50 lira verdi de üstü kalsın diyor. Eze bak abi. Ona bak. Ana. Adam cüzdanı unutmuş. Cüzdan sıcak. Fazla uzaklara gitmiş olamaz. Abi. Abicim. Abicim bakar mısın? Abicim. Abi bir dakika bir bak. Abi cüzdanını unuttu. Oradaymış keriz. Cüzdanını unuttu takside. Ulan belki bahşiş verir. Gerçi takside 2 kuruş verdi ama. Bir bakalım. Demek ki yanlış şike yaptınız ha abicim. Bu baba çok kıyak adam ya. Tamam hangi atlar gelecek? Hemen yazayım. Fazla geyik yapma koç. Yaz bakalım. Birinci ayak. Arsız rüzgar. Tamam abi hemen yazıyorum. Birinci ayak arsız rüzgar. Birinci ayakta arsız rüzgar mı? Ulan o at değil ki eşek. Nasıl birinci gelecek? İkinci ayak ballı ikarus. İkinci ayak ballı ikarus. Abi ikinci ayak ballı ikarus yazıyorlar. O da eşek. Ulan bunlar çok büyük bir şike yapacaklar ha. Üçüncü ayak Nazlıcan. Üçüncü ayak Nazlıcan. Dördüncü ayak Murat Bey. Burak Bey. Beşinci ayak Rüzgar'ın oğlu. Beşinci ayak Rüzgar'ın oğlu. Altıncı öfkeli dedi. Bu atlar kesin kazanacak değil mi abicim? Her şeyi ayarladınız yani. Abi tabii sen hiç merak etme. Patronun her şeyden haberi var. Bak sonra bir yanlış falan olmasın. Bu atlar eşek. Patron sonra feci harcar beni vallahi. Sen korkma koç. Biz işimizi ayarladık. Yalnız gizli bilgi. Kimse bilmesin ha. İkramı ortak çıkmasın. Yoksa patron... Tamam tamam. Gerisini ben anladım zaten. Tamam. Vay 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 vay. Bu adamlar büyük vurgun peşindeler. Şu atları ben de bir not alayım ha. Birinci ayağa arsız rüzgar, ikinciye ballı ikarus, üçüncüye Nazlıcan, dördüncüye Burak Bey, beşinciye rüzgarın oğlu, altıncıya da öfkeli deli. Tiyo tiyodur. Şuraya not alıp biz de oynayalım bakalım ne olacak. Tamam eyvallah hadi görüşürüz. Tırın 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 tırın. İyi günler abicim. Takım elbiseli takım kıyafetli abicim. Takside cüzdanınızı unutmuşsunuz. Ben onu takdim etmeye geldim abicim. Eyvallah koçum sağ olasın. Yalnız ben taksiden buraya bir olimpiyat koşucusu gibi geldim. Altın madalya takamazsanız bile bir 10 kağıt taksanız diyorum. Ne diyorsun sen ya? Manyak mısın koçum sen? Hadi yürü git. Yürü. Allah Allah. Biz iyilik yapıyoruz onun bize davranışına bak. Ne adamlar var ya? Cimri herif ne olacak? Ulan bari şu ganyanı oynayayım. Kim bilir belki tutar mutar bir iş vardır herhalde. Dırın 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 dırın. Buyurun yağlı pehlivan Osman'ın telefonu. Osman ben karakoldan komiser Cemal. Aa komiserim ne olur bana iyi haber verin. Buldunuz mu taksımı? Bulduk bulduk ama işler biraz karışık Osman. Hemen karakola gelmen lazım. Hemen gelirim komiserim. Göstereceğim onları size. Osman Ağa'nın taksisini çalmak ne demekmiş soracağım o soysuza. Osman soysuz deme. Soysuz tabii. Senin sorsuz. Eğer soylu soplu aristokrat biri olsa hırsızlık yapar mı? Tamam. Hemen gelirim komiserim. Boğacağım onu be. Boğacağım. Heh. Ben giderim kardeşim. Hadi bakalım. İyi haberlerini bekliyoruz. Hadi fırla. Ben de geliyorum seninle baba. Seyit. Benim de bir işim var. Hemen halledip geleceğim oğlum. Bırak sana emanet. Tamam. Komiserim. Bu hırsız, bu servet düşkünü kişi getirsinler ona Hüseyin getirsin. Ben onu bile iyice bir boğayım yani. Osman kardeşim sakin ol. Tamam mı sakin ol. Sakin. Hüseyin şu hırsızı bir getirin bakalım. Bağışla komiserim. Ama ya sakin ol ya. Bu ülkede kanun var, nizam var. Gerekli merciler her şeyi yapacaktır. Güven. Yok damat yok. Her şeyi devlete bırakmamak lazım. Bizim gücümüz kuvvetimiz yerinde. Bunların bile cezasını iyice güzel bir vermek lazım. Değil mi komiserim? Osman. Aa, baba ne işin var senin burada? Şş, bu kılık ne be ya? Ah! Kul
komiserim, babam tanıştırayım. Hüseyin Şentürk. Herhalde bize destek olmaya geldi bile. Biz babanla daha önce tanıştık Osman. Senin çalındı dediğin taksiyi baban çalmış. Vay, babam mı? Babam mı çalmış taksi? Baba sen neler yaptın ya? Neler yaptın? Rezil ettin beni herkeslere ya. Susak, ağzını topla. Yoksa yersin suçsuru. Ne demek çaldı? Ben bakkala ekmek almaya gidiyordum. Baba. Ya uydurma Hüseyin dede ya. Bu kılık kıyafetle bakkala mı gidilir ya? Ne var kıyafetimde? Bakımlı olmak suç mu? Herkes sizin gibi paspal mı bulacak? Aa, paspal dedi. Ayrıca babanız taksiyle giderken yoldaki bir hanıma da sözlü tacizde bulunmuş. Allah'tan hanımefendi yaşına hürmeten şikayetçi olmadı. Yoksa şimdi çoktan nezaretteydi. Ah babacığım, ah ah ömründe sen neler yaparsın ya. Vallahi bizi rezil rüsva ettin ya. Evlendirmedin ki beni susak. Kaç kere söyledim sana evlendirdi ya. Evlendirmeyince işte böyle olur. Babacığım, senden evlenecek kadına yazık değil mi? Komiserim kusura bakmayın, sizi de meşgul ettik. Hadi bize müsaade, hadi yürü, yürü, yürü. Dur, daha bitmedi. Bu çıkan arbede de panikle gaza basınca bir de arabaya çarpmış. Hay Allah, bir kazan eksikti. Komiserim, biz babamdan yani şikayetçi diyoruz. Eğer kazada zarar ziyan var ise ben onu tazmin edeceğim. Müsaade ederseniz biz gidelim. Hadi bu kadar para mı? Bir başlık parası ver de babamı evlendir susak. Hadi yürü baba, yürü. Evde konuşalım bunları, hadi. Allah yardımcınız olsun. Sizin işiniz çok zor, çok. Sol. Bırakın beni bak, bırak. Bırak beni. Emre, hadi uyan artık. Hemen yandı ya. Güzelim gömleği yakmışsın. Bir ütüyü beceremiyorsun ha. Öyle mi? Bir ütüyü beceremiyorum demek. O zaman kalksaydın da dursaydın başına bu güzel gömleğinin. Benim klonum yok. Bir taraftan menemen pişirmeye çalışırken bir taraftan da ütü yapamıyorum. Ya en güzel, en pahalı gömleğimdi bu. Yaka yaka bunu mu yaktın? Bravo vallahi ya. Hala yaktın diyorsun ya. Hala yaktın diyorsun. Yeter. Tamam sakin ol. Yok Emre. Bu böyle olmayacak. Yok. Hayat müşterek. Nasılsa dışarıda birlikte çalışıyoruz, birlikte para kazanıyorsak ev işlerini de birlikte yapacağız. Sen de bir işin ucundan tutacaksın. Ne dedin sen? Kadın gibi ev işi mi yapacağım yani? Evet. Yani eline mi yapışır? Moderniz de o kadar modern değiliz, kusura bakma. Yani bulaşık falan yıkayamam ben. Tamam, ben bulaşıkları yıkarım. Sen de ütüyü yaparsın. Başka bir emriniz var mıydı? Ben banyoyu temizlerim, sen de çamaşırlar asarsın. Sen baya baya ciddisin ha. Evet Emre, çok ciddi. Bundan sonra artık böyle. İşine geliyorsa, eğer ev işlerine yardım etmezsen günde 100 lira verirsin, eve yardımcı olursun. Ya hayatım, ne gerek var yardımcıya falan? Bizim etimiz ne, budumuz ne? Nasıl yardımcı tutalım? Hem siz kadınlar bu ev işlerini çok büyütüyorsunuz. Ben de elimden geldiğince yardım ederim, tamam. Ha şöyle, bak. Yola geliyorsun, aferin. İyi günler Metin abi. Hadi bakalım, hayırlı olsun.
Hanif kardeş, oyna bakayım şu kuponu. Sinancığım, güzel doldurmuşsun doldurmasını ama... Bu yazdığın atlar at değil, bildiğin eşek. Ya Hanif kardeş, sana ne? İster eşek, ister meşek. Kazanamazlarsa sucuk yaparlar. Sana ne? Sen oyna bakayım. Peki, sen bilirsin. Eyvallah. Ya oğlum, demek senin taksiyi babayı çaldı ha? Ya Osman abi, senin babandan çekeceğin var ha. Sorma ya. Merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlik. Merhaba Nuri baba. Merhaba ağam. Taksi bulundu kardeşlik. Çalınma falan yok. Babam almış yani. Hırsızlık yok yani. Hah, iyi iyi. Hadi gözün aydın. ya ağam, böyle içeri keyifli keyifli girdin ya. Hayırdır bugün şeker gibisin. Uy, yoksa Eleni yengecim Atina'ya gitti diye çapkınlık turlarına mı çıktın Nuri babacığım? O yüzden mi böyle relax ve mutlusun? Aa, küstah adam. Ne demek istiyorsun oğlum sen? Ağzından çıkan lafı kulağın içitsin be. Affedersin Nuri babacığım, ben takılmak maksadıyla şey etmiştim. Vallahi vitaminsiz, sana bir şemargal attırırım, seni fabrika ayarlarına bile geri çeviririm ha. Kardeşlik, söyle bakalım, nedir bu neşen keyfin? Ya çocuklar, biliyorsunuz ben çalışmayı çok seven biriyim. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Yani 60 yıllık ömrümün en az 50 yılını çalışarak geçirdim. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Ha, çalışanı yaradan da sever, kul da sever. Evet, öyle öyle ama yani artık biraz da dinlenmenin zamanı geldi. Yaşlanıyoruz oğlum. Kalıbı dinlendirmenin tam zamanıdır. İşi başkalarına bırakmak lazım. Aa, ne kadar güzel, ne kadar güzel. Ya bizim Eleni Mikonos'ta bir yazlık görmüş. Anlata anlata bitiremiyor. Karar verdik, dedik ki gidip alalım ya şunu. Aa, ne kadar güzel, ne kadar güzel. Alın alın. Öyle paşa gibi dinlenin. Biraz da başkaları çalışsın ya. Osman ya. Değil mi Osman ya? Yani ne bileyim artık dinlenmenin zamanı ya. Ben devredeceğim durağı. Ne? Devirmediysin? Tabii devredeceğim. Durağı devredeceğim. Adam şöyle yaşını başını almış. Güçlü, kuvvetli, dirayetli, zeki, çalışkan, asil, böyle sportmen, kuvvetli biri olması lazım değil mi? Tamamen aynı kanaatteyim. Yani ben durağı kime devredeceğime de karar verdim. Kime devrediyorsun Nuri baba? Talat Bey'e. Kim bu Talat Bey? Talat Bey bizim Masar Bey'in bir arkadaşı. Emekli, yüksek bürokrat. Aşk olsun yani kardeşlik. Ağam, yani bizi terk mi edeceksin? Ya saçmalamayın ya. Olayı dramatize ediyorsunuz. Terk falan edecek değilim. Sadece yoruldum, dinlenmek istiyorum. Emekli olmak istiyorum ya. İyi de Nuri baba, sen bizim babamızsın ya. Bizi bırakıp nasıl gidersin? Aşk olsun sana kardeşlik. Teessüf ederim. Sana hiç yakıştıramadım. Allah Allah. Allah Allah. Yarışta son 200 metre. Öfkeli de bir büyük spor farkı önde. Şimdi üç kıvı altan jetti gitti. Onun dışında kral motoru yakalamaya çalışıyor. Ama öfkeli deli liderliğini sürdürüyor. Öfkeli deli potaya doğru gidiyor. Öfkeli deli, öfkeli deli ve öfkeli deli yarışı kazanıyorlar. Ve altıncı koşuda sürprizle sonuçlandı. Yarışı dört numaralı öfkeli deli kazandı. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Zengin oldum, kazandım. Ulan yıllardır atlara oynarım, hep kaybederim. Eşeklere oynadım, kazandım. Herifin tüyosu doğruymuş. Hemen gideyim de şu parayı tahsil ve tahsis edeyim. İnanamıyorum. İyi ki canım bayram harçlıklarını çalmışım. Allah! Yok. Bu Nuri kardeşler yaptığı hiç hoş olmadı. Şık değil ya. Ya Durak nasıl satar ya? Nasıl satar ya? Vallahi ya. Lafa gelince hani biz bir aileydik. Ha? Arkadaşlar, ben aranıza sonradan katıldım. Kimse bana iş vermedi. Nuri baba verdi, elimden tuttu. Nuri baba hakkında konuşmak bana düşmez. Saygılarımızdan. Şimdi başlarım senin saygına, tamam. Merhaba. Merhaba doktor, hoş geldin. Toprağım ne oldu, bir canın sakın gibi? Ya arkadaşlar, size bir şey soracağım. Ev işleriyle aranız nasıl? Şimdi
Ev işleri derken çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, televizyon, musluk tamiri gibi şeylerden bahsedersen ben onları kendim yaparım. Eve yabancı sokmam çünkü ben Üsküp Motor Teknik Okulu'ndan mezunum yani. Yok abi, ev işi derken ondan bahsetmiyorum. Hani böyle yardım olsun, bulaşık, ütü, temizlik falan onları söylüyorum. Ha, doktor olur mu öyle şey ya? Olmaz. Bulaşık, çamaşır falan gibi işler erkeğe yakışmaz. Bunlar Amerikan filmlerinin uydurmaları ya. Türk erkeğe dedin bile evde ayaklarını uzatıp camış gibi yatar. Anladım abi. Tuncay abi sen? Ben her işi yaparım. Çamaşır, bulaşık, ütü. Elimden her iş gelir. Değil mi? Kadınlara yardım etmek lazım. Yok be oğlum. Ben kendi kendime yardım ediyorum. Evde tek başımayım ya, mecburiyetten. Evde kadın olsa ben manyak mıyım ulan? Saygılar bizden. Ah, benden de sana saygılar. Çak bakayım Tuncay. Bak, gördün mü erkeğe? Toprağım, sen Osman Aga'ya bakma. Onun kafası çok eskilerden kalmış. Şimdi çağ modern çağ. Yani erkek eşine yardım etmeli değil mi? Sen böyle dediğine göre yengeme yardım ediyorsun. Ya Zeyna tutturmuş arkadaş. Modern erkek eşine yardım eder diye. Biz de şehirde yaşıyormuşuz. Neymiş efendim? Ben yardım edecekmişim. Ama ben bir yolunu buldum, etmiyorum. Nasıl yani? Yani şimdi senin içinde kılıbıklık yoksa, yani kadın işi yapmak istemiyorum diyorsan sana bu işin püf noktalarını öğretebilirim. Yok abi, niye kadın işi yapmak isteyeyim? Zaten okul var, taksi var, yoruluyorum, istemem. O zaman iyi dinle. Şimdi ben sana bu işin taktiğini veriyorum. Yani yardım ediyormuş gibi yapacaksın. Bravo çocuklar. Çok güzel iş çıkardınız. Bizim atlar aldı yarışı. Tebrik ederim sizi. Her zaman elimdeyiz patron. Öldü ölelim patron. Gel. Patron, sana haberim var. Biliyoruz oğlum, duyduk. Bizim atlar yarışı kazandı. Vereceğim haber pek iyi haber değil patron. Ne diyorsun oğlum sen? Geveleyip durmasana laf ağzında. Birisi bizim oynadığımız kuponun aynısını oynamış patron. Para yarı yarıya gitti. Ne diyorsun sen? Dalga mı geçiyorsun benimle? Geçmiyorum patron. O nasıl söz? Şimdi haber geldi. Yoksa sen oynadığında çaktırmıyor musun ha? Eğer sen yaptıysan seni küp küp doğrar, tantunu yapar, dürüm diye satarım baştan söyleyeyim. Hiç öyle bir şey yapar mıyım patron? Yer mi? Kimmiş peki bizim kuponun aynısını yapan ha? Bizden başka bilen biri mi var bu olayı? Bilmiyorum patron. Adam da ortaya çıkmamış. Dünya kadar para dağıttım ben o yarışların o şekilde bitmesi için. Zibidinin biri gelecek, benim kazancım ortak olacak ha? Yok öyle yağma. Gidin bulun hemen kimse. Emredersin patron. Hep beraber gidin. Parayı tahsil etmeden kuponu alın bebenin elinden. Bir güzel dokuşayım benim için. Kimin parasını kimden alıyormuş görsün. Yürü. Başla patron. Merhabalar. Efendim. Talat Beyciğim, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim, hoş bulduk. Masar Beyciğim, hoş geldiniz efendim. Ali Kemal, hemen bir sandalye koştur Masar Bey'e. Buyurun efendim. Yavrum, hemen çay getir beylere. Çay may yok. Suyu daha yeni koydum, kaynamadı. Aferin. Öyle olsun. Nuri Beyciğim, Akasya Durağı'nın devri için konuştuğumuz kaporayı getirdim. Buyurun. Mebla aynen içinde. Teşekkür ederim efendim. Rica ederim. Çocuklar, yeni patronunuz Talat Bey'i takdim edeyim. Kendisi dış işlerinden yüksek bürokrat emeklisidir. O da herhalde senin gibi bile kıl kıyruk bir bonşerdir yani. Ağam, Masar'ın arkadaşı Masar gibi olur zaten. Tam birbirlerini bulmuşlar yani. Arkadaşlar ne demişler? Hacı hacıyı Mekke'de, hoca hocayı tekkede, karaktersiz karaktersizi bir dakikada bulurmuşum. Vallahi hayır abi. Lap dedin, kapağı yerleştirdin ha. Arkadaşlar ayıp oluyor ama. Masar Bey benim babam sayılır. Başka sıkıntı olmasın canım benim. Evet Talat Beyciğim, siz bunların kusuruna bakmayın efendim. Merak etmeyin efendim, ben onların seviyesine inmem. Ay senin seviyeni sevsinler. Ha, Talat Bey çok eğitimli, çok kültürlü bir insandır. Ayrıca çok iyi bir yatırımcıdır.
Haberiniz olsun ha. Ama bu sefer baltayı taşa vurdu galiba. Çünkü bu durak o kadar kazandırmaz ya. Niye? Biz ekmeğimizi zor kazanıyoruz, zor. Bakın Tarık Bey, Tarık değil efendim. Telat, telat. Söyleyin bakayım, telat. Ha, telat, telat, telat Bey. Şimdi bak, bu duraktan kazanacağınız para sizin o arkadaşınızın kovuğunu bile doldurmaz. Ne diyor bunlar? Şaka yapıyorlar hep. Şaka. Ama tuhaf bir şaka anlayışları var. Ayrıca hiç önemli değil. Ben onları yola getirmesini bilirim. Hadi bakalım, el mi yaman, bel mi yaman? Göreceğiz. Osman yeter artık ya. Kusura bakmayın efendim. Bunlar her zaman böyle değillerdir ama. İzin verirseniz ben devir işlemleri için, banka muameleleri için 3-5 güne ihtiyacım var. Ama ben diyorum ki siz 3-5 günü beklemeyin. Gelin buraya. Dükkanda karşılaşın onlarla. Hani bir alışma süreci olur. Ben de diyorum ki hazır buraya gelmişken işe bir an önce başlasam iyi olur. Çünkü bu durakta yapılacak çok iş var. Ne kadar erken başlarsam o kadar iyi olur. Ben de ne kadar erken başlarsam muamelelere o kadar iyi. Müsaadenizle efendim. Allah'a ısmarladık efendim. Biz de rahatsız olmayız. Selam Beyciğim. İyi günler efendim. İyi günler efendim. Gözünüz arkada kalmasın, merak etmeyin. Ben bunları 2 dakikada muma çeviririm. İyi günler arkadaşlar. İyi günler Nuri Baba. Güle güle ağam. Talat Beyciğim, ben de müsaadenizi rica edeyim efendim. Hay hay efendim, ben sizi yolcu edeyim. Buyursunlar. Buyurun. Ben bunları 2 dakikada muma çevireceğim. Şeytan diyor var ya, vallahi bunları al. Buyurun çekin, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi ben tabii nakit para bekliyordum. Sen bana çek verince ben sana parşini veremeyeceğim. Artık bir dahaki sefere inşallah. Ben şimdi bunu bankaya gideyim ve bu çeki tahsil ve tahsis edeyim, tamam mı? Hadi bakalım, hop hop hop. Hadi bakalım. Alo Sinan. Alo. Lülübük aşkım, nasılsın bir tanem? Ben çok iyiyim. Hayatımda iyi olmadığım kadar iyiyim. Mucizevi şekilde iyiyim ve neşeliyim. Hayrola Sinancığım, bu neşeli halini neye borçluyuz acaba? Şimdi ben bunu sana telefonda anlatamam. Evde konuşmamız lazım. Sen bütün aile fertlerini toparla, doğruca eve gel. Hadi bakalım. Ya Sinan, dükkana gidiyorum. Çok işim var. Bu saatte gelemem ki. Gene ne istiyor senin bu şoför parçası kocam? Saçmalama, ne işi, ne gücü ya? Ne dükkanı? Ben senin bütün masraflarını, bütün giderlerini karşılarım. Sen dediğimi yap, hemen eve gel. Allah Allah, sen yine ne haltlar karıştırıyorsun Sinancığım? Ya Gülübük, bir kere de bir olumlu düşün, müsbet düşün ya. Her şeyi bir şey yapma ya. Hadi ben ne diyorsam onu yap, topla herkesi gel eve. Tamam Sinan, geliyoruz. Tamam, hadi öptüm, çabuk gelin. Ne diyor senin bu şoför parçası? Hepiniz eve gelin, konuşmamız lazım diyor. Deli mi ne? Ben gelmiyorum. Anne ne olur, incilerin mi dökülür? Eve uğrar döneriz. Bakalım neymiş bu kadar önemli olan. Baksana koçum, şu asılgan yana bilen adamdan haber var mı? Bugün buralara geldi mi hiç? Evet abi, az önce geldi, çekini aldı gitti. Allah kahretsin ya, adamı kaçırdı gelimizden. Eyvah, şimdi patron mahvedecek bizi. Korkma koç, hallederiz şimdi. Kimdi, tanıyor musun sen bu adamı? Yok abi, hayatımda ilk defa gördüm. Güvenlik kamerası görüntüleri vardır. Kamera görüntülerinden gösterebilir misin bize? Maalesef abi, kurallara göre o görüntüleri size göstermem yasak. Ancak polis görebilir. Ne diyorsun sen ya? Ne polisi? Ne yasa? Çabuk görüntüleri aç, yoksa senin kafanı dağıtırım. Tamam. Bana gülüm o dadım. Amanın bana gülüm o dadım. Haydi de gülü güle balattım. Su gelir güldür güldür. Gel de yar beni güldür. Bir damlacık kanı bakmaz öldürür sen öldür. Ya adam. Arkadaşlar. Oh, oh. Yandan yandan handa. Susun. Susun be. Bu ne gürültü böyle? Ne oldu be? Ne de? Anlaşılan gördüğüm kadarıyla Nuri Bey sizi tek başı boş bırakmış. Benim hayatta
3 prensibim var. Neymiş onlar? Disiplin, disiplin, disiplin. 3 tane şey sayarsın, bir şey söylersin. Nasıl bir iştir bu be ya? Disiplinin benim için ne kadar önemli olduğunu anlamanız için 3 defa saydım Osman Bey. Nedir bu be? Böyle durak istemiyor. Ayrıca bundan böyle hepiniz tek tip üniforma giyeceksiniz. Ne? Tek tip mi? Üniforma mı? Şaka mı bu? Allah Allah! Benim şaka yapar gibi bir hali mi var küçük ama? Keşke olsaydı. Sen ne saçmalasın be? Biz asker miyiz? Daha bitmedi. Bundan böyle hepiniz yaka kartı takacaksınız. Yaka kartınızın üzerine de isminiz ve şoför numaranız yazılacak. Sen sarhoş musun yoksa deli misin? Anlayamadım yani. Ya benim istediğim gibi şoförler olursunuz, eğer olmazsanız hepinizi bu duraktan atarım. Anlaşıldı mı? Şimdi adamımı arıyorum, üniformalarınızı gönderiyorum. Hepiniz giyineceksiniz, tamam mı? İtiraz yok. Allah Allah. Boş ver be. Ciddi olamaz bu. Bize göz daha ver. Boş ver, sallama. Hadi hadi başla. Haydi o zaman. Adam be. Su gelir güldür güldür. Gel de yar beni güldür. Bir damlacık. Nerede kaldı senin bu lüzumsuz kocan? Allah Allah. Merhabalar ev halkı. Nasılsınız bakalım? Ben Deniz Kaya, Sinan Kaya, memleket Kartal Kaya. Geldim buraya Kaya Kaya. Hoş geldin Sinan. Ne halt etmeye çağırdın sen bizi buraya? Öyle bir halt ettim ki bu halta canınız feda kaygana. Ya annem, kim bilir eniştem nereye borç taktı ki kendini kurtarmak için senden para isteyecek. Benden bir kuruş alamazsın. Sana zırnık vermem damat. Ne borç istemesi kaygana ya? Ben öyle bir halt ettim ki hepiniz benden borç isteyeceksiniz. Ben hepinize para dağıtacağım. Ya Sinancığım, ne saçmalıyorsun? Söyle bizi buraya niye çağırdın? Ya bu göbeğimiz çatladı meraktan. Allah Allah, işimiz gücümüz var. Anne, aklıma geldi. Bizim ev hırsız girmiş galiba. Ya bütün bayram açıklarım çalınmış. Ne? Ay, kim bilir başka nelerimizi çaldı acaba? Ya kanka, bana öyle bakma ya. Ya ben yapar mıyım öyle bir şey? Bırak şimdi ha bayram açtığını can afacan şakraban. Bakın size ne gösterttireceğim. Ay onlar ne damat? Nereden buldun? Ya eniştem, sen ne yaptın ya? Banka mı soydun? Gittin kuyumcu mu patlattın? Yol mu kestin, içkiyi aldın, sen nereden? Nereden çıktı bu para? Sinancığım, bunlar gerçek mi yoksa ben rüya mı görüyorum acaba? Ne rüyası Gülübük? Bunlar gerçek paralar, hakiki paralar yani. Gerçekten rüya falan görmüyorsun. Eniştem, canım eniştem. Ben sana bayılıyorum, sen dünyanın en bir güzel insanısın. Gerçekten Uğur gibi bir insansın, niye ya? Adam melik gibi adam. Ulan güve, paraları görünce oldun kene. Bırak şimdi bunları. Ya Sinan amca, sana kanım çok ısındı. Sana baba diyebilir miyim? Evet. Oğlumcan, al bakayım koçum bayram harçlığın. Sinan, doğruyu söyle. Nereden çıktı bu paralar? O zaman anlatayım. Gülübik, ben bu paraları at yarışından kazandım. At yarışından. Bugüne kadar yarışlarda kaybettiğim paranın kat ve kat, misli ve mislini at yarışlarından kazandım. At yarışı oynayan ellerine kurban olayım damat. Ağza bak ağza. Gülübük, ben evlendiğimizde sana balayı yaşatamamıştım. Balayı çıkarttıramamıştım. Şimdi diyorum ki geç de olsa baş başa bir balayı yapalım mı? Yaptırttırayım mı sana, ne dersin? Harika olur derim Sinancığım. O zaman ben gideyim ortak bir bavul hazırlayayım. Bir an önce yola çıkalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Damat, hangi otele gidiyoruz? Keşke önceden haber verseydin. Ya annem, benim bavulumu nereye soktun acaba ya? Benim bavulumu ver ki ben de eşyalarımı hazırlayayım. Enişte azıcık beklersin ve hemen bavul hazırlayıp geleceğim. Ya kanka kalk, biz de hazırlanalım. Evet. Oturun yerinize.
Siz gelmiyorsunuz. Biz Gülübük'le baş başa gidiyoruz. Baş başa balayı yapacağız. İtiraz ederseniz bu paranın kuruşunu koklatmam size. Ah, tabii evladım. Baş başa gidin. Baş başa balayı yapın. Tabii damatcığım. Tabii eniştem. Sen balayını yap ya tabii ki. Hatta bu yıl sizin bal yılınız olsun. Bal tutan parmağın yarısın. Oldu mu ya? Şunlara bak, şunlara. Ya Osman Ağa, hani bu Talat dediğinde ciddi değildi? Hani bize gözdağı vermek istedi? Herif psikopatlığın şaikasında canım. Hayretler içindeyim yani. Ya arkadaşlar, bu böyle olmaz. Bu kostümler ne böyle ya? Bu papyon ne? Yani gerçekten el aleme madara olduk. Sorma ya, sokaktaki köpekler bizimle alay edecek resmen. Ya arkadaş, papyonlu taksi şoförü mü olur? Ben limuzin şoförü müyüm ya? Allah Allah! Yani el alem bir güler vallahi ya. Bir karizmam var. Olmaz böyle. Cepheye döndük. İstanbul'un bütün taksicileri eğlenecek bizle. Evet ya, hakikaten öyle. Ah, ah Nuri, ah! Ya beyler, bu böyle olmayacak. Ben bu Talat'a sıkarım. 3-5 sene neyse artık yatarım, tamam mı? Deli raporum da var, afı da alır çıkarım ya. Abi ne diyorsun, saçmalama. Ay yok abi, sen hiç elini kalan bulama. Yani ben onu kendi ellerimle öldüreceğim. Bravo vallahi. Ben sakinleştirmeye uğraşıyorum, sen yangına körükle gidiyorsun ya. İpek abla, bu konuda yardıma ihtiyacın olursa ben her zaman yanındayım. Efendim? Hah, itihan sopayı hazırla, gelir. Ayağa kalk, kalk. Bravo çocuklar, bravo. Ne kadar güzel olduğunuzu biliyor musunuz? Ne güzeli be, ne güzeli be. Sirk maymununa döndük. Böyle taksi şoförü mü olur ya? Allah Allah. İzin almadan konuşma, 06. 06 kim be? Ben 04'üm, bana demeyin. Ben de 02'ymişim. Abi sana söylüyor. Ne 06'sı? Burada 90 yazar bak. 90, görür musun? Abi ters bakıyorsun. Ha, ters mi? 06. Ne var? Biz yarış atı mıyız bile? Herkesleri bile numarayla çağırırsın. İsmimize kran mı girdi? Sus, konuşma. 06. 08. Burada. 04. Burada. Doğru taksilerin başına. Arabaları yıkayacaksınız. Sizler de boş durmayın. Hadi. Allah Allah. Sanki iş bile kaynar da işimizin başına gidecekmişiz ya. Hadi gidek 08 kardeş. Şu taksileri yıkayak. Ula bana bir daha 08 dersen senin kaşını gözünü kırarım ha. Oğlum bak git. Ya arkadaş böyle olmaz. Böyle gitmez. Bu ne böyle ya? Bu işe bir dur demek lazım. Kızcağızım bu eşek değil ki çüş deyince dursun. Talat'ı bezdirip bu duraktan kaçıracağız arkadaşlar. Nasıl? Ya iyi de abi. Bu monşeri küçümsedik biz ama adam bizden deli çıktı ya. Şu halimize baksana. Bunu nasıl bezdireceğiz? Çok kolay be Arif. Düşmanını küçümseme, çok da gözünde büyütme. İlk olarak senin vahşi hayvanlardan yardım alacağız. Nasıl yani? Bak şimdi, sen hızla eve gidiyorsun. O vahşi hayvanları telaffuz etmiyor ne olduklarına dikkat et, sürpriz olsun. Alıp buraya geliyorsun. Sonra ben onu güzelce monşere... İşte bu. Çeki alan bu. La kahretsin be. İnanmıyorum. Şşş. Ne oldu? Tanıyor musun yoksa bu adamı? Akraban falan mı oğlum? Yok be abi. Akrabam olsa burada işim ne? Bu adam bugün arabasına bindiğim taksicinin ta kendisi. Taksiye tüyan verdin yoksa? Gerizekalıya mı benziyorum abi? Cüzdanımı taksiye düşürmüşüm. Cüzdanı bana getirirken bütün konuşmaları dinlemiş herhalde. Vay fırsatçı kurt vay. Peki nasıl bulacağız şimdi bu adamı biz? Taksinin kapısında Akasya durağı yazıyordu. Selam. Dodos Deniz'den Eser, ben Deniz Arif Eser. Ha. Şu da küçük oğlum Sedat. Gel bakayım sen ne büyük yavrum Vedat. Vay vay vay. Memnun oldum arkadaşlar. Memnun oldum. Arif bunlar ısırmaz bir şey yapmaz değil mi? Teessüf ederim ya Nair abicim. Şu iki hayvan var ya insanlardan bile daha eğitimlidir yani. Tabii canım eğitim şart. Edersin ya pardon pardon. Hayri. O yalanlarla şaka mı yapacaksın? Görürsün şimdi babacığım. Şu çekmeceyi açsana Arif'e. Al abi gel gel. Oh, oh, oh. Arkadaşlar siz şimdi burada biraz dinlenin. Nerede bu ya? Ha, Ela'ya gitmişti şimdi neredeyse geldi. Prostat ya çok uzun yapar. Oo, bak,
Çok sevgili patroncuyum, 08 Ali Kemal'in bir maruzatı var. Neymiş o? Çok sevgili sayın muhterem patroncuyum, bağ kasadan para verebilir misiniz acaba? Allah Allah, niye kasadan para veriyormuşum sana? Keyfimden istemiyorum herhalde. Çay, kahve, şeker bitmiş. Onları alacağım. Nuri Baba hep kasadan veriydi. Olmaz öyle şey. 10 para verme. Verme, sen verme. Biz aramızda toplarız. Tamam, tamam, ha? Tamam. Size de laf söylemeye gelmiyor. Ne kadar lazım? 23 lira yetti. Tamam. Korktu hayvancıklar. Sedat'la Vedat'ı da korkuttun ya. O yılanların ismi de mi var? Toprağım, senin adın var da yılanın niye adı olmasın canım? Vedat'la Sedat bu durağın maskotudur patroncum. Üstelik o yılanların bu durakta mı besliyorsunuz? Evet, yani onları müşterilerimiz de çok seviyor. Olmaz, ben burada yılan milan istemiyorum, o kadar. Evde timsah var, onu getireyim. Timsah da mı var? Bakın, bu yılanlar hemen buradan gidecek. Vallahi de billahi de o yılanlar gitmezse hepinizi işten kovarım. Fena gelme, seversin belki. Ama bilir misin? Hayır, galiba yutmadı bu şakayı be. Bu şakanın daha başlangıcı Osman babacığım. Küçük küçük, dantel gibi işleyip delirteceğim Talat'ı. Uy, neyse abiler, ben gideyim taksileri yıkayayım da bu manyak bağ köpürmesin. Kolay gelsin arkadaşım. Sağ ol kardeşim. Kolaysa senin de başına gelsin diyeceğim ama... ha bu kıyafetlerle bu iş yapılmaz ki. Sen üzerine bir rahat bir şeyler giyininiz... sonra gelip bana yardım ediniz. Ya biz Akasya durağından bir taksici arıyoruz. Tesbihli. Hani tırın... tırın tırın. Uy, sen bizim Sinan abiyi arıyorsun. Tırın tırın Sinan abi. Bak tırın 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 deyince nasıl da bildi bizim Sinan'ı? Sana ne diyeceğim? Biz Sinan'ın hemşerileriyiz. Uy, Adana'dan geliyorsunuz. Hay yaşa, Adana'dan geliyoruz. Ben Sinan'ın amcasının oğluyum. Sinan'a miras kaldı. Parayı alabilmesi için imzalaması gereken evrakları getirdik. Ya anladım da Sinan abi ha buraya değil ki. Sen emicesinin oğlusun. Bir telefonu, bir adresi yok mudur? Ya sorma ya. Bizim aileler kaç yıldan beri kavgalı. Görüşmüyoruz Sinan'la. Dedem öldü. Mirasın paylaşılabilmesi için Sinan'ın da imza atması şart. Hem o da zengin olacak, biz de zengin olacağız ya. Uy, öyle mi hemşerim? O zaman bir kağıt kalem çıkarın da adresi yazın. Söyle bakalım arkadaş. Necip Fazıl Çıkmazı. İkinciler Caddesi. Numara 1, daire 4. Kavacık, İstanbul. Çok sağ olsun arkadaşım. Bizi büyük bir dertten kurtardın. Ne demek hemşerim? Sinan abi bağ bol bol dua edecek. Hoşça kal. Sana da kolay gelsin. Güle güle, güle güle. Ulan şuraya bak ya. Sinan abi benim sayemde yırttı. Ne 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 ne. Geldim, geldim tatlım. İyi günler kardeş. Buyurun, kime bakmıştınız? Sinan Bey'i aramıştık. At yarışında kazandığı ikramiye ile ilgili kendisiyle röportaj yapmaya geldik. Evde midir acaba? Siz gazeteci misiniz ya? Ha evet, biz gazeteciyiz. Şön, wonderful, gerçekten çok şahane. Ama Sinan Bey evde yoklar, yani bir seyahate çıktılar. İsterseniz ben size yardımcı olayım. Ha? Buyurun buyurun içeri geçin, çekinmeyin buyurun. Buyurun buyurun, çekinmeyin, salona doğru. Tekrardan hoş geldiniz. Peki arkadaşım, nereye gittiğini biliyor musun? Yok, Sinan Bey'in nerede olduğunu bilmiyorum. Ama ben kardeşiyim, yani o benim abim. Canımın içi o benim. Gerçekten yani şön undibah bir kişilik kendisi. Yani sorularınız varsa röportaj olaraktan ben röportaj verebilirim. Gerçi dünyanın en iyi röportajını veririm. Gerçekten söz, vallahi. Mikrofonumuza neler söylemek istersin?
Ne mikrofonu kardeşim ya? Bu mendilden eter. Herkesin röportaj stili farklıdır kardeşim. Kimisi teyppe yapar, kimisi mendille. Aynen öyle koçum. Sen bizim Sinan'a giriş biletimiz olacaksın. Ne ayaksınız lan siz? Evet, buyurun arkadaşlar. Geçin, 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 geçin. Evet, şöyle geçin, buyurun. Evet, hadi müzik başlasın. Çocuğum ya ben bu yaştan sonra... Hadi Osman babacığım yandan yandan oynasana. Oynayarak bile Safiye'ye ihanet edemem tamam mı? Ay yok artık Osman abi ya daha neler hadi oyna oyna. Oo. Oynayamam be kızcağızım görmez misin nasıl çarşafa dolandım böyle. Oh oh yandan handan olmadı başta. Kepazelik böyle. Burada bir dansöz oynatmanız eksikti. Onu da becerdiniz. Hepinizi tebrik ederim. Oo, patron gelmiş. Hadi patron. Ha, gel patron gel. Sen de oyna kurban. Hadi patroncum beraber. Ova. Yandan yandan patroncum. Ah, yeter yahu. Yeter durun. Ne evleniz alet bu? He? Bu dansözün burada ne işi var? Sana haberin yok mu patron? Bizim performansımız artsın diye Nuri kardeşlik devamlı bize ha? Bir de dansözü oynattırdı. Hayır, benim haberim yok, bana söylemedi. Bu var ya, bu tam bir skandal. Bela skandala can kurban. Nedir bu bile be ada vapuru gibi ütersin kulağımın dibinde? Burası ciddi bir müessesedir. Böyle rezaletlere kesinlikle müsaade etmem. Hadi bakalım. Hepiniz dışarı. Hadi, hadi. Ben paramı almadan gitmem. Ya. Haklı kız. 06. Ne? Öde şunun parasını. Ben niye şunu ödeyeceğim be? Devamlı bunu patron ederdim. Öyle kardeşlik ederdim. Sen ödeyeceksin ya. Ne kadar? 500 liracık. 500 lira mı? Yok be. Olan bütün kazandığınız parayı dansınızlara mı yediriyorsunuz ha? Al bakalım. Bir daha da sizi burada görmeyeyim tamam mı? Hadi dışarı. Hadi. Siz de durmayın. Hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi gençler. Hadi. Gençler sonra yaparız. Elinize sağlık. Size sonra soracağım. Bak telefon. Duymaz mısın telefonu be? Duyduk sar değiliz. Ha tamam peki. Buyurun efendim, Akasya Durağı. Tabii, arabanız var efendim. Adresinizi rica edeyim. Tamam, gönderiyorum efendim. Sıra kimde? Ben de patroncum. Derhal Çimen Sokak 22 numaraya gideceksin. Emredersiniz çift sıfır patroncum. Ben de Ela'ya gideceğim, yani ayak yoluna, tuvalete yani. Aman geç kaldı. Hadi. Hayrola Ayrı, niye beni çağırdın? Hazır olun Osman Baba. Bu monşere öyle bir şaka yapacağım ki... ...bu durağı aldığına bin pişman olacak. Nuri Baba'ya verdiği kaporayı geri almadan... ...tavuklayıp kaçacak. Hadi bakalım görelim seni Ayrı. Bu şakacılığın bir işe yarasın bakalım. Merak etme babacığım. Akasya durağı bizimdir. Bu kıl kuyruklara yar etmeyeceğiz. Aslan Ayrım benim be. Patron! Patroncum! Patroncum ocağına düştüm yardım et. Ne oldu 03 Ayrı? Müşteriyle tartıştım. Belli oluyor. Adam akıllı hırpalamışsın. Hayırdır? Kimle tartıştın Ayrı Cankuş? Söyle hemen halledeyim lavuğu. Merak etmeyin arkadaşlar ben onun dersini verdim. Ben onun dersini verdim diyor. O benim dersimi verdi diyeceğine. Evet patron.
Dersini verdim. Hem de öyle bir dersini verdim ki bir daha kimseyle kavga edemeyecek. Yani istese de edemeyecek. Çünkü bu artık teknik olarak mümkün değil. Nasıl yani? O bir ölü. Ne? Ölü mü? Evet. Öldürüp çuvala koydum. İşte bak patron, öldürüp bu çuvala koydum. Ben bakamıyorum. Ben bakamam, fena oluyorum. Nereye gidiyorsun patron? Yardımına ihtiyacım var. Ne yardımı? Ne demek ne yardımı? Bu cesetten kurtulmamız lazım. Ne diyorsun yahu? Siz hepiniz manyaksınız. Psikopatsınız. Ruh hastasısınız. Durun. Ne yapacağız be? Birbirimize ele mi vereceğiz? Mecburuz işte yani. Bu cesedi ortadan kaldıracağız. Olmaz. Ben böyle işlere girmem. Hemen polise gidiyorum. Allah Allah. Allah Allah. Osman babanın öldürdüğü adamları Duran bahçesine gömdük ama herkese şapur şupur bana yarabbi şükür, öyle mi? Hayır kardeşim, haklı. O zaman kimse polise gitmedi. Mesela senin öldürdüğün çiçekçiyi buralara bir yere gömdük. Nereydi o? Şu üzüm ağacının oraya ya. Aman yahu, siz hepiniz seri katilimizsiniz. Bu mesleğin kaderi mi? Şimdi adama çarparsın. Ya da adam parayı vermek istemez. Oradan levyeyi alırsın kafaya, tak kafayı böyle diye ikiye ayırırsın karpuz gibi. Alışman lazım ya. Evet çocuklar, evet, alın cesedi bu tarafa. Sen de yardım et patron bakalım. Hadi. Ben sizinle iş birliği yapmam. Anladınız mı? Hemen polise gidiyorum. Balta, balta, baltayı verin bakalım. Gel ki sen polise gidersen seni baltayla böyle dilik 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 doğrarım, parça pinçik ederim. Şuradaki bir bitkinin altına gübre diye gümerim ona göre. Tamam, söz veriyorum, polise gitmeyeceğim. Ben gömüyorum. Sen gel, kas kas sen. Sen de al cesedi hadi. Hadi yürüyoruz. Hoppa, hoppa. Allah'ım, ben nereye düştüm ya? Engeller vardır ama bunları aşınca güzel. Belki biz başaramadık ama hiç değilse düşündüm. Ay inanmıyorum Sinan ya. Benim için bu gazeteyi mi kapattın sen? Çok mu hoşuna gittik Gülübük? Hoşuma gitmez mi Sinan? Ama inanamıyorum. Yani benim için koskoca gazinoyu sen nasıl kapattın? Aşk olsun Gülübük ya. Sen benim kadınımsın. Evimin kadınısın. Sen benim oğlumun, canımın, afacanımın, şakrabanımın anasısın. Sana feda olsun. Böyle konuşma, ben ağlayacağım. Aha yapma Gülübük. Biz buraya ağlamaya değil, eğlenmeye geldik. Hadi eğlenelim. Bunlar sevinç gözyaşları Sinan. Telefon geldi, ben ona bakayım da gireyim. Buyurun efendim, ben Kaya, Sinan Kaya, memleket Kartal Kaya, geldim buraya Kaya Kaya. Alo Sinan, uyanık Sinan. Bizim at yarışındaki ikramiyeye ortak olan Sinan. Paramızın yarısını alıp götüren Sinan. Pardon, buyurun, siz kimsiniz efendim? Bak koçum, aç kulaklarını iyi dinle. Kardeşin elimizde, hayatı tehlikede. Kardeşim mi? Kim kardeşim ya? Benim kardeşim falan yok. Eğer siz benim ikizim Yaman'dan bahsediyorsanız, o benim ikizim falan değil. Ben onu defterden sildim. Ne Yaman'ı be? Güven ahmak herif. Güven isimli kardeşin elimizde. Güven mi? Bana bak, bugün yarıştan kazandığın ama senin olmayan o parayı getirmezsen bir daha kardeşini asla göremezsin. Ne diyorsunuz siz? Güven, sakın Güven'e dokunmayın. Sakın kardeşimin kınına zarar vermeyin. Ona bir şey yapmayın, beni siz ne isterseniz yaparım. Şaka lan şaka, manyak. Ne yapayım ben Güven'e? Sıkın kafasına bir tane gitsin. Hiç değilse beni de o asaraktan kurtarmış olursunuz. Ne diyorsun lan sen? Ağzından çıkan kulağın duyuyor mu he? Kafasına sıklıyorsun. Eniştem, eniştem vallahi billahi bak şaka değil, gerçek.
gerçekten beni mafya kaçırdı ha. Gerçekten gel kurtar beni eniştem. Canım eniştem ne yaptın? Neredesin eniştem? Duydun değil mi kardeşin dediklerini? Duydum duydum. Bizim Güven'in zevzek sesini duydum. Vallahi ben başka Güven'i kaçırdınız diye çok korktuydum, çok üzüldüydüm. Ama bizim gerçek Güven'i kaçırmışsınız. Buyurun sizde kalsın. Ne yaparsanız yapınız. Hadi hoşça kalınız. Salak mafyaya yakalanmış. Nasıl bir ruh hastası bu ya? Kafasına sıkın diyor. Yok yok şaka diyor. Vallahi billahi benim eniştem çok şakacıdır. Şöyle şakacıdır. Yemin ediyorum vallahi öyle bir şey dememiştir. Sıkmayın demiştir. Sık de sıkarım kafasına patron. Sık deme patron. Ne olur sık deme. Bak insan insana bunu yapar mı ya? Hem benim burada namludan beynim dondu kafatasının yanında. Çek şunu vallahi çok canım acıyacak yeminle ha. Tamam be tamam sus. Gidin bakın tekrar Sinan'ın evine. Oralarda mı? Yoklayın. Komşulara sorun. Takıldığı bir yer var mı diye. Emredersin patron. Ha, oralardaysa da paketleyin getirin. Tamam bak. Çabuk. Açtı, açtı. Alo. Polis mi? Buyurun efendim, burası Kavacık Karakolu. Ben komiser... Cemal. Cemal, size nasıl yardımcı olabilirim? Komiserciğim, ben Akasya Durağı'ndan arıyorum. Burada çok garip şeyler oluyor efendim. Burada psikopat, manyak ve seri katiller var efendim. Ben tam onların içine düştüm. Sakin olun lütfen. Durağınızda ne oldu? Komiserciğim, burada bir cinayet işlenmiş. Şoförlerimizden biri 03 Hayri müşterisini öldürmüş. Eman mısınız? Emin olmaz olur muyum? Gözlerimle gördüm efendim. Öldürüp çuvala koymuş. Hatta cesedin eli gözüküyordu. Ay, şimdi gözümün önüne geldi. Çok fena oldum. Sakin olun lütfen. Demek durağınızda bir cinayet işlendi. Zaten bu ilk defa işlenen bir cinayet değilmiş efendim. Daha önce de durağınızda cinayet işlendi mi? Evet komiserim. Bunlar seri katil. Seri. Babadan oğula geçermiş. Ailede genetik efendim. Belki inanmayacaksınız ama birçok kişi öldürüp bahçeye gömmüşler. Hatta beni de tehdit ettiler. Eğer polise gidip bir şey söylersen seni de öldürürüz dediler. Ama sen ne yaptın? Hemen polisi aradın. Öyle değil mi? Osman Bey! Daha Osman Bey'e gelmedik. Pankatı'dayız. Hiç düşünmedin ki bu telefonun bile paraleli var. Hemen boyunun ölçüsünü alın. Tamam baba. Kaç? Boy 1.70. En 50. Çok güzel. Ne yapıyorsunuz? Senin tabutunun ölçülerini çıkarırız be, biz temiz iş yaparız yani. Delindiniz mi siz? Baltayı yatır bakalım. Buyur Osman Aga. Ya siz kafayı yemişsiniz. Hepiniz manyak ve psikopatsınız. Biz bize karşı olanları yakatmayız. Yalvarırım, kıymayın bana. Size söz veriyorum. Polise, komisere hiçbir şey söylemeyeceğim. Biz bu yalanı bir kere yedik. Bir daha yer miyiz? Eşek! Bile aynı çamura iki kere düşmezmiş. Ne olur yalvarıyorum size, ne olur kıymayın bana. Ne isterseniz yapmaya hazırım. Senden bir tek şey istiyoruz. Bu durağı almaktan vazgeçeceksin. Tamam söz veriyorum. Zaten bu durağı almam için bana silah çekseler, üstüne de para verseler gene de almam efendim. Nuri kardeş diye gideceksin. Bu duraktan vazgeçtiğini söyleyeceksin tamam mı? Tamam efendim. Nuri kardeşle bu olanlardan hiç bahsetmeyeceksin. Tamam söz veriyorum, bahsetmeyeceğim. Yüzümüz üstünde senin. Hadi git. Çok iyiydi Osman Aga. Çaka güzel değil mi? Ya 1.70 uzadı salak. Gördün mü Osman baba? Nasıl kaç?
kaçtı. Ne demiştim size? Öyle bir şaka yapacağım ki ona. Arkasına bile bakmadan kaçacak demiştim. İşte bu. İşte bu. Aferin Hayri. Kedi olanı bir fare yakaladın yani. Teessüf ederim Osman babacığım. Ne faresi? Aslan yakaladım be. Aslan. Güven oğlum, sen misin? Geldim. İyi akşamlar teyzeciğim. Teyzeciğim mi? Ablanızım ayol. Yani daha benim yaşım kaç, başım kaç? Pardon ablacığım. Sinan Bey'le röportaj için gazeteden geliyoruz da. Kendisi evde mi acaba? Öyle mi? Kendileri şu an seyahatte. Ben size yardımcı olayım, buyurun. Ben sana bir takayım. O kadar da değil Sinancığım, ben takarım ama. Ben takardım ya. Ben takarım. Gülüm, gerek yoktu, ben takardım yani. Kim arıyor Sinan? Gülüm bilmiyorum ama burası çok gürültülü. Ben dışarıda konuşayım en iyisi. Buyurun, ben Deniz Kaya, Sinan Kaya, memleket Kartal Kaya, geldim buraya Kaya Kaya. Sinan, koçum, bak bu sefer de annen elimizde. Parayı getirmezsen bir daha anneni göremezsin. Getir parayı, al anneni. Annem mi? Annemi nereden buldunuz siz ya? Sen yokken sizin eve uğradık Sinan. Annem bize mi gelmiş? Nasıl ya, annem bana haber vermeden gelmez ki, bir yanlış ol. Bir dakika ya, bir dakika. Annemin adı neymiş? Şazimet annen, koçum, Şazimet annen. Bak, telefona veriyorum. Alo, Sinan oğluşum. Ya bizi kaçırdılar. Ne istiyorlarsa ver. Gazladılar, getirdiler bize. Şazimet anne. Tamam kardeşim, o da sizde kalabilir. Hatta onu serbest bırakmazsanız ben üstüne bir miktar da para veririm. Haydi iyi günler. Ulan Şazimet'i de kaçırmışlar. Yırttık vallahi. Bu nasıl iş böyle ya? Ne dedi hayırsız damadım? Seni bırakmazsak bize para verecekmiş. Allah cezasını versin o hayırsız damadın. Çok ayıp ya. Merhaba arkadaşlarıma. Merhaba arkadaşlar. Allah Allah. Ya bu adama ne oldu böyle ya? Nuri Bey, niçin bile kendi kendine konuşursun? Ya bir şey oldu, aklım almıyor be Osman. Hani bizim bu Dora'ya devralmak isteyen Talat Bey var ya. Var ama olmasa da olur yani. Ha işte o aradı, geldi. Dedi ki kusura bakmayın, ben Dora'ya devralmaktan vazgeçtim dedi. Ha. Allah selamet versin dedi. İşte biz de çıkardık. Kaç paraysa aldığımız kaporuyu kuruşuna kadar verdik. Gitti. Aa, olacak şey değil Nuri babacığım. Ya, hayret bir olay yani. Allah Allah. Ya çocuklar be. Siz bu adama kötü bir şey mi yaptınız yoksa? Kim? Biz mi? Aşk olsun Nuri babacığım. Bizden mi şüphelendin sen? Nakan, biz hiç kötü bir şey yapar mıyız? Ya bizler melek. Nuri baba melek. Ağzımız var, dilimiz yok yani. Öyle değil mi ya? Bizden ha böyle bir şey bekler misin? O memnun olsun diye bu abuk subuk kelebekli kıyafetleri giydik. Ha, bak. Hakikaten ya bu ne rezalet lan bu? Hepiniz palyaçoya dönmüşsünüz ya. Ağam, Talat Bey bela diktatörü gibi giyeceksiniz deyince bela maymun gibi giyindik yani. Yoksa yani bu kıyafetleri bize giydirmek için güç lazım. Çocuklar rica edeyim de gidin şu garip kıyafetleri çıkarın. Adam gibi kendi kıyafetlerinizi giyin, hadi. Sen istersen Nuri baba yaparız ya. Emin olur baba. Canım benim, sen yorulma, buranın tozunu ben alırım. Ay söyle aşkım ya.
Görmek istediğimiz hareketler bunlar işte. Bundan sonra böyle. Nasıl iş yerinde beraber çalışıyoruz, artık evde de beraber çalışacağız. Hayat müşterek. Aşkım, bir kadınla bir heykeltıraşın ortak özelliği neymiş biliyor musun? Yo, bilmiyorum. Bir heykeltıraş bir taşa baktığında ne düşünüyorsa, bir kadınla bir erkeğe baktığında aynı şeyi düşünür. Şunu yontsam harika bir şey çıkartabilirim. Aa, çok güzel lafmış, çok tuttum. Ben de seni ilk gördüğümde seni yontabileceğimi anlamıştım zaten. Ve de yonttum da. Bravo, vallahi yonttum. Aşkım, senin şimdi elin alışık değildir. Sen böyle yavaş yavaş yap, tamam mı? Tamam, yavaş yavaş. Hiç merak etme. Oldu anlamadım. Herhalde tozunu alırken elim çarptı. Tamam tamam neyse. Daha dikkatli yap ama, tamam mı? Elim alışık değil ya, ondan oldu herhalde. Merak etme, daha dikkatli olur. Eyvah, mumluk da gitti. Ama aşkım ya, benim en sevdiğim mumluktu ya. Herhalde üzerimde bir uğursuzluk var. Ben en iyisi gideyim bulaşıkları yıkayım. Hayatım olur mu? Sabahtan akşama kadar direksiyon salladın. Yorgunsun. Yok. Bir işin ucundan da ben tutayım. Yok hayatım, yok. Sen sadece bu kırdıklarını toparla. Ondan sonra da otur keyfine bak, tamam mı? Ben yıkarım. Emin misin? Eminim. Eminim. Vallahi helal olsun Seyit abi. Onun taktiğiyle ev işinden yırttım. Poli kardeşlik, durağı satmamakla çok iyi ettin o deli adama ya. Aa, baksana gene geldi bu. Nereden geldi be? Aa, işte size bahsettiğim seri katil. Bunlar komiserim. Hoş geldiniz komiserim de. Ne diyorsunuz siz Talat Bey? Canım bu gelir böyle deli konuşur gider. Nuri Bey, hakkınızda Talat Bey'in şikayeti var. Gerçi benim aklıma pek yatmadı ama... Yine de görev icabı, gelip yerinde bir görelim dedik. Hayda! Hiçbir şey anlamadık komiserim. Ne yapmışız ki? Bu beyefendi dün durağı almaya karar verdi. Akşam almaktan vazgeçti. Biz de kuruşuna kadar kaporuyu geri verdik. O kadar. Ne kaporası efendim? Kaporadan bahseden kim? Ben sizin gömdüğünüz cesetlerden bahsediyorum. Ne cesedi ya? Öldürüp şuraya bahçeye gömdüğünüz cesetlerden bahsediyorum. Komiserciğim lütfen. Lütfen bunları yakalayın efendim. Kaçmasınlar bir yere. Bunların hepsi seri katil. Vallahi bu deli galiba ya. Ya deli tabii, hiç akıllı adam bizi bulur mu? 3-5 taktası eksik bunun. Gülün gülün. Cesetler meydana çıkınca o zaman da ben güleceğim. Peki Talat Bey, siz bu cesetlerin gömüldüğünü iddia ettiğiniz mezarları gösterebilir misiniz? Tabii göstereyim komiserciğim. Tabii göstereyim. İşte burası. Bakın mezara bakın. Toprağı görüyor musunuz? Hala yumuşacık. Kazın bakayım. Arkadaşlar siz zahmet etmeyin. Biz kazarız. Yahu bunlar psikopat, bunlar manyak. Görüyor musunuz? Kendi gömdükleri mezarı kazıyorlar. Sapıklar, sapık. Bakın komiserim, ömürlüğü ile çıktı. O ne ya? Ne olacak kardeşim? Piyasadır eli bile, insan eli ya. Osman. Kadın bakayım, kadın hepsini çıkarın. Komiserim, şurayı tutar mısınız? Ay bana gösterme, bana gösterme. Ya bunlar ne oğlum bunlar? Bu el plastik. Efendim durum şöyle oluyor.
bizim ayrı arabasına bir müşteri alıyor. Adam da bagaja böyle çuvalı koyuyor, çöpe atacak yani aklınca. Sonra arabada unutup inip gidiyor. Buraya getirdi ayrı bunu. Biz de buradaki çukura attık. Dur Telat Bey de yanlış anladı. Hayır, hayır, yalan söylüyorlar komiserim. Vallahi dün gece burada ceset vardı. O cesedi çıkarıp yerine bunları koymuşlar. Bunlar sahtekar, sahtekar. Düzenmez bunlar komiserim. Tamam Talat Bey, yeter. Yeter, bir iftira attınız tutmadı. Ondan sonra başka bir iftira daha attınız. İftira atmaya devam ederseniz bu sefer iftiradan sizi tutuklayacağım ha. Hadi yürüyün. Kusura bakmayın Nuri Bey. Sahtekarlar! Sahtekarlar! Hadi güle güle. Senin karşından sizi! Benim işe bakamayacaksınız. Alo, kimsiniz? Aradığınız numara şu anda uyumaktadır. Lütfen daha sonra arayınız. Ya Sinan uyansana, telefonun çalıyor. Ben uyumuyorum Gülübük, gözlerimi dinlendiriyorum. Ya Sinan bas bayağı uyuyorsun ya. Alo de. Alo, kimsiniz? Sinan koçum, biliyorsun kaynanan ve kayınbiraderin elimizde. Belki fikrini değiştirmişsindir diye aradım. Sinan gel bizi kurtar, her zaman pislik içinde. Eniştim ne olur kurban olayım, gel kurtar bizi. Yok yok, ben fikrimi değiştirmedim. Siz de kalabilir. Hoşça kalın. Kimdi o arayan Sinan? Önemli değil, önemli değil. Kimse kim? Hadi yatalım hadi. Kim o arayan dedim Sinan? Bana bak, akşamdan beri meçhul meçhul telefonlar geliyor. Ben hissediyorum bir şeyler oluyor ama. Bir kadın mı var yoksa? Ne diyorsun Gülübük ya? Ne saçmalıyorsun? Ne kadını? Nerede? Şurada bak ne güzel balayı yapıyoruz ya. Hadi yatalım, tadını çıkaralım. Bana bak Sinan, eğer her şeyi açıklamazsan yemin ediyorum sana... ...avaz avaz bağırırım, bütün oteli ayağa kaldırırım. Bak gösteriyorum ve bağırıyorum. Saçmalama, ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Tamam. Şimdi benim bu ganyandan kazandığım para var ya. İşte o durum, o ganyan biraz karışık. Karışık derken? Bir takım karanlık ve kötü adamlar bu yarışlarda şike yapmışlar zengin olmak için. Tamam, atlara değil de eşeklere oynamışlar. İyisi ben de bunu öğrendim. Ben de aynı eşeklere oynadım. Dolayısıyla onların paralarına ortak oldum. De onlar da benim kim olduğumu araştırmışlar, bulmuşlar. Benim peşime düşmüşler. Paralarını geri alabilmek için ananla Güven'i kaçırmışlar. Ne? Annemle Güven'i kaçırmışlar mı? Ya sen ne biçim bir insansın Sinancığım? Orada benim anamı kardeşimi kaçırıyorlar. Sen burada rahat rahat yatıyorsun. Ne geniş adammışsın be. Ya niye panik yapıyorsun? O hiç değilse paraya ortak olamayacaklar. Biz de ne güzel böyle ağzımızın tadıyla balayı. Gel kız gel. Başlarım balayına da ağız tadına da. Kalk annemle kardeşimi kurtaracağız. Karakola gidiyoruz. Yap yat ya. Ne yapması ya, kalk. Ulan ne kıymetli anan, ne kıymetli kardeşim varmış ya. Demek Talat Bey'i korkutup kaçırmak için böyle bir numara yaptınız ha. Alemsiniz çocuklar ya. Tamam da neden böyle bir şey yaptınız? Neden mi? Neden mi söyleyeyim kardeşlik sana? Burası var ya, bizim için bir para kaynağı, bir ekmek kapısı değil. Burası bizim evimiz. Sen her zaman söylemez miydin Nuri Baba? Biz kocaman bir aileyiz diye. Hani biz bir aileydik? Hani sen bizim babamızdın? Hani ben bu duran küçük şımarık kızıydım? İnsan ailesini satar mı Çakal? Biz bu durağın satılmasını istemiyoruz Nuri Baba. İnsan evini dağıtmaz. Sen bizim babamızsın. Hiç baba çocuklarını bırakıp gider mi? Ayırma bizi birbirimizden Nuri Baba. Hem bu hayatta paradan daha önemli bir şey yok mu be babacığım? Arkadaşlık gibi, dostluk gibi, ne bileyim. Ya benim bir işim var çocuklar. Hemen döneceğim. Durak size emanet. İşte komiserim, netice itibariyle yani kayganam Şanzıman'la kayınbiraderim Güve mafyanın elinde. Anladım Sinan. Şimdi senin telefonunu dinlemeye aldık.
Aradıkları zaman yer tespiti yapıp yerlerini de hemen yakalayacağız. Tamam komiserim. Komiserim, annemle kardeşimi sağ salim bulabiliriz değil mi? Hiç merak etme. Ekiplerimiz son derece titiz bir operasyon yapacaklar ve annenle kardeşini tereyağından kıl çeker gibi kurtaracağız. Hadi inşallah ya Rabbim ya Resulallah. Dur, çalıyor. Hüseyin, hemen dinlemeyi alın. Bağışla komiserim. Sinan, sen de yer tespiti yapılana kadar konuşmayı uzun tut, tamam mı? Tamam komiserim. Tamam, şimdi konuşmaya başlayabilirsin. Açıyorum komiserim. Alo, buyurun. Sinan, bak koçum, bu sana son uyarım. Seninkiler burada iyice arıza çıkartmaya başladı. Dayanamıyorum, kafalarını sıkacağım. Yok yok, gerek yok. Sinan! İşte bu kolum gelin alayım, bak divancı doğrultuyorlar bizi. Şimdi sevgili mafya beyefendi, sizden çok rica ediyorum, kayganamın ve kayınbiraderimin kafalarına sıkmayın. Siz böyle deyince benim için bir hoş oldu, tuhaf oldu, kıvıl kıvıl oldu yani tiril tiril oldu. Ben ne yapar eder, biraz para bulur size getir. Koş, uzatayım. Ben yani size parayı uzatayım. Ben uzatırım da yani. Ben o gün alkollüydüm. Ağzımdan çıkanı kulağım duymadı. Abuk subuk saçma sapan konuştum işte. Aferin. Yola geldin ha? Yola gelirim tabii. Sayın mafya bey, niye gelmeyeyim? Ben taksi şoförü olduğum için ben hep yoldayımdır zaten. Şimdi bu Ali Baba Kırkaramiler hikayesini biliyor musunuz? Yani çok enteresan bir hikayedir. Ne alaka? Şimdi şöyle bir alaka, Ali Baba ve Kırk Haramiler bir gün yolda giderken kırmızı başlı kıza şey yapıyorlar, karşılaşıyorlar. Kızı da yanlarına alıyorlar, mağaraya gidiyorlar, diyorlar ki açıl susam açıl. Tabii şimdi ben taksici olduğum için sohbet etmeyi çok seviyorum. Kaya açılınca mağaranın kapısı, içinden kurt çıkıyor. Şimdi bu işte bir kurt yeniği var diye düşünüyorum ben. Ne diyorsun lan kurt? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Yok, ben seninle dalga geçmiyorum sayın mafya abicim. Ben şimdi kayganama ve kayınbiraderime çok üzüldüğüm için ne dediğimi bilmiyorum yani. Çok korkudan hakikaten saçmalıyorum ben ya. Tespit ettik, kesebilirsin. Tamam, kes. Acız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 
eksik geliyor. Ben sonra yarım saat sonra siz beni arayın ya da ben sizi arayayım. Araşalım yani. Tamam. Duyamadım. Pardon. Hadi görüşürüz. Hüseyin, hadi ekibi hazırlayın. Hemen baskına gidiyoruz. Emredersiniz komiserim. Baskın mı? Yine mi baskın? Kaçıncı baskın bu ya? Ne yapalım anacığım? Allah razı olsun komiserim. Biz de gidelim. Hadi Sinancığım. Hadi bir daha. Hadi. Bir daha basalım bakalım. Hadi basalım. Gördünüz değil mi? O kadar laf ettim. Nuri kardeşlik bir laf etmeden bile çekti gitti. Ya ağam belli yani. Nuri ağam bizi tamamen gözden çıkartmış ya. Ya Nuri baba işte Eleni yengeyle beraber gidecek, adaya yerleşecek, orada yaşayacak, anlaşılan mı? Durak elden gidiyor arkadaşlar. Bunun üstüne bir bardak soğuk su içeriz artık. Hani biz bir ailedik ya. Ne yalancı bir aileymişik. Durak'ın bile araç mezat satılmasına gönlüm razı olmaz. Olmuyor da zaten yani. Yüreği bile sıkılır be. Aynen abi. Nuri kardeşlik yazsın. Böyle dikilerim önüne. Vereceğim istifamı. Ağzından durağın dağılıp gitmesine göz yummamış olurum diye düşünürüm ben mi? Vallahi ağam ben de senin aynı fikirdeyim yani. Hepimiz beraber verelim istifayı gitsin yani. Ben de istifa edeceğim. Ben de istifa edeceğim. Zaten ben istifa etmesem yeni gelen patron beni kovar. O beni kovmadan önce ben kendi gururumla istifa etmiş olurum. O zaman beyler çıkalım patronun karşısına. Topluca verelim istifayı gitsin ya. Ne canım? Neresi bu? Ya hep böyle zararlı şeyler mi yiyorsunuz? Ben size bir börek tarifi vereyim. 2 saatte yaparsınız. Hep beraber yeriz. Al bir kağıt kalem eline yaz bakayım. Ya teyze bir sus ya. Kafamız şişti vallahi ya. Al kağıdı kalemi eline yaz. Al oğlum bir kağıt kalemi de yaz. Yeter ki şu bir sussun ya. Emredersin patron. Hüseyin hadi bu senin emeklilik vuruşun. Göreyim seni. Asıldı. 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 Asıldı.
yaptı. Anne, anneciğim iyi misin? Mafyanın eline düştük. Ne kadar iyi olabiliriz ki? Anneciğim. Ay canım benim. Sen ne yüzle geliyorsun buraya? Kötü damat. Bizi mafyanın eline bıraktın, gelip kurtarmadın. Puuu eniştem seni gerçekten. Yüseni bu yapıyor. Çok ayıp ya. Vallahi billahi ya. Bir durun be. Ne tükürüp duruyorsunuz? Bunu kasıtlı yaptık biz değil mi komiserim? Yani bu planın bir parçasıydı. Tam şeyi bekledik. Zamanlamayı bekledik yani. Değil mi komiserim? He yok ya. Biz de buna inandık zaten. Eniştem vallahi var ya sen benim gözümde taş oralardaydın. Şimdi aha da tam buralardasın. Aha da aşağılardasın. Ya Sinan sen ne biçim bir insansın? Ne kadar düşüncesizsin? Ya öldürselerdi? Ya bir durun ya. Bir de işi olumlu tarafından düşünün. Bakın bir çanta dolusu paramız var. Zenginiz artık, zenginiz. Canım eniştem. Hiç o kadar emin olmasın. Bu adamlar yarışa hile karıştırmışlar. Dolayısıyla yarış onların istediği gibi sonuçlandı. Ve yarış iptal edilecek. Sen de parayı iade etmek zorunda kalacaksın. Ben şunu alayım, garanti olsun. Bu da planın bir parçasıydı. Komiserim yani şimdi sen o parayı aldıysan ben öleyim o zaman. Öleyim daha iyi, öleyim o zaman. Öleyim. Gel o zaman ben senin ölmene yardımcı olayım. Ve onun çok değerli emekçi şoför kardeşleri. Sen durağın yolunu bilir miydin Susak? Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer yine kürtçü dükkandır ağa. Hoş geldin be Tilki. Eyvallah Leylek. Bu arada Nuri Baba yok mu? Gelmedi mi? Yok Sinan abi. Biz de Nuri Baba'yı bekliyoruz. Merhabalar arkadaşlar. Ah, merhaba Nuri Baba. Arkadaşlar. Sizinle görüşmek istediğim çok önemli bir mesele var. Nuri Bey, asıl bizim seninle konuşmak istediğimiz bir mesele var. Tamam da Osman'cığım, sen sonra konuşursun. Önce ben söyleyeyim izin verirsen. Arkadaşlar, nüfus cüzdanlarınızı çıkarıp şu masanın üstüne dizin. Hadi, çabuk, çabuk, çabuk. Yani Nuri Babaşı bizi işten atıyorsun da, ha böyle mi olacaktı yani? Üzülme kardeş. Kaderimiz buymuş. Neden işten çıkarayım oğlum sizi? Ne alakam? Sen şimdi bizi kovmuyor musun? Hayır. Madem öyle neden topladın baba nüfus kağıtlarını? Hepinizi durağa ortak etmek için. Abi. Ne? Ortak mı? Evet. Hepinizi durağa ortak ediyorum. Ne? Nasıl yani ya? Doğru mu duydum Nuri baba? Sen ciddi misin? Bizi durağa ortak mı edeceksin şimdi? Fevkalade ciddiyim. Ya bu işin başından beri yapılması gereken bir olay. Evet, hepinizi ortak ediyorum. İnsan en yakınlarını, arkadaşlarını, kardeşlerini hiç bırakıp gider mi ya? Yani sen şimdi bizi bırakıp gitmiyorsun ha Nuri Baba? Gitmiyorum canım. Eleni ile konuştuk. Adadaki evi almaktan vazgeçtik. Ayvalık'ta bir yazlık alacağız. Yazın Ayvalık'ta olacağım. Kışın İstanbul'da burada. Ama ne güzel. Hepinize hisse vereceğim. Madem ki Akasya Durağı olarak bir aileyiz. Hepinizin hissesi olmalı değil mi? Ay baba benim hissem arkadaşların hissesinden bir miktar yüksek olursa çok sevinirim. Dua et de hissen onlardan daha az olmasın. Pardon. Nuri babacığım acaba sadece şoförlere mi hisse vereceksin? Biz de ortak etmeyeceğim Nuri baba. Neler saçmalıyorsun oğlum sen? Tabii ki sizi de ortak edeceğim. Hepiniz ortağımsınız. Vay be, vay be Nuri Baba. Yaşasın. Ne Osman? Ben buraya geldiğim zaman sen sizinle konuşacak bir şeyim var dedim, bir şey söyleyecektin. Söyle bakalım ne diyecektin? Ben mi? Evet sen. Kim? Anlamadım. Meren kalan. Ne meren kırın ne oğlum? Abuk subuk saçma sapan şeyler yani. Uydur kaydır. Gereksiz gereksiz evet. Yani şimdi inanamıyorum. Biz bu durağın, Akasya durağının hissedarları mıyız? Ortakları mıyız? Evet. Söyledim oğlum. Sinan. Baştan itibaren böyle olmalıydı bu. Niçin? Çünkü biz... Bir aileyiz.
taksi beyler, akasya yollar, sarı melekler. Taksici kazla biraz, acilem var mı?